Öncelikle ben de size iyi yayınlar diliyorum. Bizleri bu gece izleyenlere de iyi geceler dilemek isterim. İyi hafta sonları dileklerimi de aktarmak isterim. Evet, böyle bir hafta panoraması söylediniz ki içinde acaba iyi şeyler var mı diye ben de dikkatle dinlemeye çalıştım. Bildiklerimizin hep kötü olduğunu açıkça gösteriyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya gitmesi ikinci Zarrab olayından da daha ileri diye düşünüyorum. Çünkü Zarrab olayı yapılmış olan, verilmiş olan Amerikalıların bir kararını delme doğrultusundaki Türkiye'nin zaruri ihtiyaçlarını da yerine getirmek, yani petrol, doğalgaz gibi ihtiyaçlarını da yerine getirmek adına yapılmış bir şey ve onun için de biraz toleranslı baktılar. Ama Türkiye'nin var olan yaptırımları deldiğinden dolayı da ciddi bir takibi aldılar. Fakat Sezgin Baran Korkmaz öyle değil. Sezgin Baran Korkmaz Levon Temelcihan ve Kingston kardeşlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni yanlış gelir beyanı yoluyla 1 milyar dolara yakın dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı ve mahkeme yargılanacak. Dolayısıyla ve bu 1 milyar dolar yanlış gelir beyanı ile elde edilen paranın büyük bir miktarı Türkiye'ye kara para olarak gelip aklanıp Türkiye'de şirketler, hanlar, hamamlar, yalılar, yatlar alınarak aklandığı ve geri dönüşleri yapıldığı. Dolayısıyla Türkiye'nin bir kara para aklama, kayıt dışı ekonomiyi destekleme ve her şeyden önce bunu hükümet tarafından da kucaklanması söz konusu. Onun için Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin başını epey ağrıtacak bir noktada. Yani benim yorumum Zarrab meselesinden çok daha ileri gidecektir. Burada açıkça İçişleri Bakanı ile ilgili ortaya çıkan Ahmet Şık'ın, milletvekili Ahmet Şık'ın açıkladığı bantlar vardır. Yani 10 milyon avro verirsen bu iş çözülür diyen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya önce borcunu öde diyen konuşmalar var. Ben de bundan dolayı yargılanıyorum, onu da söyleyeyim bu arada. Süleyman Soylu'ya Veys Ateş'e 10 milyon avronun aracılığını sen mi yaptın diye sormuştu Süleyman Soylu. Hakaret suçundan dava açtı bana. Yani ben sadece bir soru sordum, o kadar. Herhalde Türkiye'deki bütün yurttaşlar aynı soruyu soracaklar diye düşünüyorum. Şimdi evet, ilk defa yargıç önüne çıktı Utah eyaletinde. Ama asıl dava 21 Eylül'de görülecek Salt Lake City mahkemelerinde. Ve ondan sonra, yani biz Eylül'den sonra parlamentonun da açılmasıyla birlikte herhalde Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili çok şey öğreneceğiz. Bu arada bir şey daha söylemek isterim. Aslında Süleyman Soylu'nun bu konuda ciddi bir şekilde dahli olduğuna dair birçok iddia ortaya çıkıyor. Mesela MASAK raporları. MASAK raporlarında Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili önce büyük suçlamalar, daha sonra o suçlamaların geri çekildiğine dair ve en sonunda Sedat Peker'in, siz de girişte gösterdiniz, Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya söylediği çok önemli bir şey var. Yani bana da kaç dediğin gibi Sezgin Baran Korkmaz'a da kaç mı dedin diyen, bildiğiniz gibi açıklama, bir ifşaatı var. Buradan da anlaşılıyor ki zaten hakkında dava açılmasından bir gün önce Avusturya'ya, Viyana'ya kaçtığını biliyoruz. Süleyman Soylu'nun bu işte çok büyük dahli olduğu görülüyor. Siz de girişte aktardınız, Süleyman Soylu'ya bunlar sorulduğunda büyükten büyük, küçükten de küçük gider diyerek mesajlar verdi ve o sırada da Sedat Peker'in bir AKP'li milletvekiline ayda 10 bin euro maaşa bağladı ya da para verdiğini açıkladı. Hala kim olduğunu bilmiyoruz. Meclis başkanı dahi açıklamıyor. O da ayrı bir hukuksuzluk ve etik olmaktan uzak, ahlaki, siyasi ahlaktan uzak olan bir nokta. Onu iyi görmemiz lazım. Bu 10 bin euronun verildiği iddiasından sonra, ifşasından sonra daha doğrusu, Sedat Peker dedi ki ne 10 bin euro ya, ben arabaları
yanına bavullar dolusu, çantalar dolusu para bıraktım dedi. Şimdi AKP'liler bu lafın hala altındalar. Ve bugüne kadar herhangi bir hareket yapmadılar. İki, Veys Ateş'in de açıklama, özellikle Sezgin Baran Korkmaz'ın ifşaatları diyelim. O da Süleyman Soylu, Veys Ateş'le ilgili 10 milyon avro ile ilgili ifşaatları hatırlayacaksınız. Onunla, o ifşaatlardan sonra Veys Ateş de ben yargıya gideceğim dedi. Ben takip etmeye çalışıyorum ama yanlışım varsa siz düzeltin. Yargıya gidildi mi? Hayır, gidilmedi. Bir, herhangi bir haber var mı? Savcılık bu ifşaattan sonra herhangi bir işlem yaptı mı? Hayır. Mecliste bu bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Süleyman Soylu'nun çok ilginç bir şeyi var, nedir, açıklaması var. Biz diyor, hepimiz devletin bütün kurumları bir araya geldik, öyle bir hareket içerisine girdik ki ABD'ye ters köşeye yatırdık diyor. Ne demek olduğunu çok çıkarmış değilim. Cümleleri tam ABD'yi olarak ters köşeye yatırdık. Sayın Sağlar, müsaade ederseniz lütfen, Sayın Soylu'nun sözlerini ben de not aldım. Olduğu gibi okuyayım. Özkoç'a, Engin Özkoç'a hitap ediyor Plan Bütçe Komisyonu'nda gece yarısı yoğun sorular karşısında. Daha ötesini söyleyeyim. Biz bir şey yaptık devletin bütün kurumlarıyla beraber. Sayın Özkoç, aklınızın yetmediği şudur. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık. Meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük. Bize kumpas kuranları da açığa düşürdük. Söyle yine bazı mesajlar içeren başka şeyler de söylemiş. Görüşmeyi reddetmiyor lakin tek başıma yapmadım demeye getirmiş. Haberler bu şekildeydi o dönemde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika'yı açığa düşürdük lafının ötesinde şimdi Amerika Türkiye'yi açığa düşürecek mi sorusu benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü Zarrab gibi bu konunun da işte Zarrab'dan sonra dosyalar hazırlandığı falan söylenmişti ve ikili görüşmelerde hep bu dosyaların çıkarıldığı iddia edilmişti masaya. Şimdi benzer bir şey mi olacak? Türkiye'de yargı süreci işlemediği için bu konularda biz yeni bir şeyler öğrenecek miyiz? Yoksa kamuoyunun dikkatinin dışında mı gelişecek bazı şeyler? Ne dersiniz? İktidar mümkün olduğu kadar Amerika'daki yargı sürecini buraya aksettirmek istemeyecek. Duyurmayı engelleyecek. Ama bir başka şey daha var. Zarrab meselesinde doğrudan AKP Genel Başkanı, Partili Cumhurbaşkanı bugünkü konumda, Partili Cumhurbaşkanı hedef alınıyordu. O biraz büyük hedef olduğu için çok fazla aynı zamanda koruma kalkanları da devletin de ve diğer noktalarda koruma kalkanları vardı. Burada işin içerisinde daha bir altında olan sekreter konumunda bulunan Süleyman Soylu var. Dolayısıyla Süleyman Soylu'yu çok ciddi bir şekilde deşifre edeceklerini düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Süleyman Soylu'nun evet Türkiye'de bir bakan konumunda bugünkü rejime göre, anayasaya göre bir bakan konumunda koruma kalkanı var. Ama sonunda yaptırma olmayan bir atama ve sekreter dünyada diğer tek adam rejimlerinde o konuda olan insanlardan bir tanesi. Çok kolaylıkla bunun üzerine gidebilirler. Çünkü deşifre de oldu. Kendisi deşifre etti kendini. Yani 10 bin avro alındığını söyledi filan AKP'liler tarafından. 10 milyon avro öyle ilgili Baran Korkmaz'ın bir açıklaması var bizim de gördüğümüz ve kaç dediğiyle ilgili de ifşaatlar var. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince Süleyman Soylu'nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum. Hatırlayacaksınız, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını da bu işi geçiştirdiler Zarrab meselesinde. Burada da Süleyman Soylu'yu da geçiştirebilirler diye düşünüyorum. Hele şu laf, yani Engin Özkoç'a söylediği laf, biz öyle hareket ettik ki ABD'yi ne denir, ciddi bir şekilde açığa çıkaran bir hareket yaptık. O sırada Viyana'da Avusturya mahkemeleri kime vereceği konusunda da kararlı değildi. Türkiye'de iadesini istiyordu, Amerika'da iadesini istiyordu. Türkiye'nin iadesi istediği iade
koşulları ya da nedenleri Amerika'dan daha az, daha küçüktü. Amerika çünkü 1 milyar dolar diye açıkça söylüyor. Ve biliyorsunuz Amerika vergi konusunda son derece ciddi bir ülke. Yani vergi kaçıranın gözünün yaşına bakmıyorlar. Bunlar vergiden kara para oluşturup o kara parayı da Türkiye, Lüksemburg, İsviçre filan o taraflarda aklamaya çalışıyorlar. Özellikle Türkiye'de aklanıyor ve Sezgin Baran Korkmaz da büyük bir iş adamı olarak kabul ediliyor. Süleyman Soylu uçaklarından dolaşıyor onun çok ciddi bir şekilde. Bunlar da ortaya çıktı. Dolayısıyla anladığım kadarıyla ABD yargısı baştan itibaren bunu yapacaktır. Evet, daha önce Rıza Zarrab'da da dört bakanla ilgili bir işlem koymuştu mahkemeler. Ama o unutuldu. Hatta onlardan bir tanesi şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir büyük elçi olarak Avrupa'da dolaşıyor. Diğerleri Amerika'ya gidebiliyor mu onu bilmiyorum ama bakanlardan bir tanesi de müthiş bir tepki içerisinde. Benim diğerleriyle aynı çuvalın içerisine koydunuz, ben hırsız değilim, yolsuzluk yapmadım diyen feveranları var. Bunlar önümüzdeki dönemde seçim olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti yeniden hukuk devleti, bağımsız yargıçların, savcıların bulunduğu bir noktaya geldiğinde herhalde açıklanacak olan işler. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Umarım diye, ama bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın iki şey var çok önemli. Bence TMSF hani FETÖ borsasına da karışan bir yeni savcı vardı, uyuşturucu baronu olarak gündemde, siz de saydınız onu. O uyuşturucu baronu olan FETÖ borsasını da oluşturuyor. Bugün TMSF ile ilgili ciddi yolsuzlukların olduğu açıkça görülüyor. Bunu şuradan anlıyorsunuz, yani el konulmuş özellikle FETÖ'nün, FETÖ'ye bağlı kurumların el konulan TMSF tarafından el konulan kurumların yandaşlara aktarılmasıyla ilgili müthiş bir iddialar, şayialar var. Bunların gerçek olduğunu şöyle anlayabiliyorum. AKP iktidarı bir yasa çıkardı. Önce kayyumlar, yani atanan bu şirketlerin başına atanan kayyumlar, şimdi de TMSF'deki bütün memurlar ve kayyumlarla beraber çalışan memurların yargıdan muaf olduğuna dair bir kanun çıkardılar. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Orada büyük yolsuzluklar oldu ama kimse yargılayamaz bunları. Siz istediğinizi yapın ya da bizim talimatlarımıza sonuna kadar uyun deniyor. Bu hukuk dışına çıkılmış, hukuku da bırakın ahlak dışına çıkılmış ve yolsuzluğu kendi adına ifşa edilmiş bir noktada olduğunu gösteriyor. O nedenle Sezgin Baran Korkmaz kadar TMSF'nin bu şekilde korunması, atanan kayyumların ve çalışanların bu şekilde korunması ciddi bir yeni bir usulsüzlük, yolsuzluk odağı olarak görülmeli. FETÖ METÖ kim olduğunu bilmiyorum ben bunların ama işte Canikli ile ilgili gündeme yine geldi. FETÖ borsası. Akrabalarını bu işin içine koyduğuna dair. Ama onun daha ötesi var gibi görülüyor. Çünkü böyle bir yasa çıkarılmasına altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Yani aslında tabii bir sürü şeyler var. Yani Anka Park var. Bodrum Kalesi'ni yok ettiler. Bodrum Kalesi eski müdürü Oğuz Alp Özen müthiş derecede çalışkan birisiydi. Dünyada en önemli müzelerden birisiydi. Biz ödül almıştık benim zamanımda Bodrum Kalesi ile ilgili. Karya Prensesi Ada diye dünya tarihinde, müzecilik tarihinde bir ilk yapılmıştı. Bulunan bir iskeletin kafatasını etlendirerek adanın kim olduğunu, resimlerini ve o zamanki giysileri ve mücevherleriyle birlikte bu gösteriliyordu. Yani teşhir ediliyordu. Evet. Bunları kapattılar, zindanı kapatmışlar filan. Bunun için yapılıyor, bunlar niçin yapılıyor? Ben şöyle düşünüyorum, adanın hazinesi çok büyük. Acaba yerinde duruyor mu, durmuyor mu? Buradan çağrıda bulunuyorum savcılara. Bodrum Kalesi'ndeki Prenses Ada'nın altınları, küpeleri, kolyeleri, tacı filan nerede?
Onu bir araştırsınlar diye düşünüyorum. Yani İlginç bir ayrıntıyı da böylece paylaşmış olduk.